Merhaba arkadaşlar, koç ve yükselen koçlar için Mayıs ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine bakacağız. Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz demeyi unuttum, o yüzden daldım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için de Seher alt tire tarot dünyası yazarak Instagram ve TikTok'tan Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, Koç burcu. Mucizeler sizin bu aralar sürekli etrafınızda. Ama şöyle de bir durum var. Nazarı da çok fazla üzerinize çekmişsiniz. O yüzden sürekli bir ertelemeye maruz kalıyorsunuz anlamına geliyor burası. Engellere sürekli aşmak durumunda kalabileceğiniz. Şöyle yüksekliğini göstereyim, ne demek istediğimi anlarsınız sanırım. Bazı engelleri önünüze kadersel anlamda çekiyorsunuz bu nazardan dolayı. Evet, akrabalık ilişkileri içerisinde bitmesi gereken ilişkiler var olduğu gösteriliyor. Burada özellikle bazı tartışmalar, daha önceden üzerini kapattığınız olayları artık kesin bir noktayı koyup bir çizgi çekeceğiniz ve bazı kişileri arkanızda bırakacağınız gözüküyor. Hani benim için öldü kelimesini bu aralar sık sık kullanabileceğinizi de ifade edeceğim. Evinizin içinde büyük bir ferahlama, büyük bir yükselme gözüküyor. Bu hissiyat anlamında sizin yükseleceğinizi de işaret ediyor. Yakın çevrenizdeki iki kişiyle bir ortaklık işi yapmaya çalışacaksınız ama bu konuda engelleriniz çıkacak. Bu engellere dikkat edin. Hani bunun olmaması sizin için hayırlı olacağı için bu kadar engel çıkıyor. Onu da söyleyeyim. 3 rakamı ile ilgili ayın 23'ü ve 30'u tarihleri sizin bir güç kuvvet kazanmanızla var. Yalnız bu güç kuvvet öyle bir şey ki kaba kuvvetle alakalı bir durum var. Yani belki parasal anlamda birilerine güç kuvvetinizi gösterme durumunuz var veya kaba kuvvete başvuracağınız anlamına geliyor. O yüzden burada sınırlarınızı korumaya çalışın. Hem kendinizi hem de başkasına karşı sınırlarınızı korumaya çalışmanızda fayda var. Çünkü öfkeli çıkışlar var burası. Dikkat etmeniz gerekecek. İki tane balık var. Geldiği gibi gidecek olarak gözüküyor. O yüzden sizi maddi anlamda biraz sarsabilir bu süreç. Paramın bereketi yok diye düşündürebilir. Bir anahtarınız var. İmza atacağınız bir anahtar bu. Bu sizin için hem ferahlama hem de yapmak istediğiniz bir şey konusunda onaylanma anlamına geliyor. Yurt dışından gelecek olan sevinçli haberler. Aslında bu sadece sizin için değil, topluluk için bir haber gösteriyor. Sizin de bundan faydalanacağınız anlamına geliyor. Kanadı kırık kuş gibi geçmişte bir üzüntü duyduğunuz bir konuyla ilgili bir kişinin tekrardan size dönüp ben seni hak etmiyorum ya da bu konuda haksızlık yaptım deyip sizden af dileme durumu var. Her ne kadar siz bunu yüzüne karşı affettim deseniz de kalbiniz kırık olduğunu da göstereceksiniz. O yüzden özellikle iş ve kariyer anlamında yapılan bu haksızlığa iş yerinden bir kişinin özür dilemesiyle uğraşacaksınız. Yüz gördülük diyelim. Kabul etmiş gözükseniz de kalbinizin kırıklığı hiçbir zaman geçmeyecek. O yüzden iki arada bir derede kalma durumunuz var. İçinizden valizinizi alıp gitmek geliyor. Her şeyi bırakıp yeni bir başlangıç yapmak geliyor ama sanki ayağınızda prangalar var da artık bu konuda hareket edemiyorsunuz, hissiyatındasınız. Doğru da çünkü kadersel anlamda sizin zaten şu anki olduğunuz yer sizin başlangıç yaptığınız yer olacak. O yüzden burada mücadele etmeye devam etmeniz gerekiyor. Bu mücadelenizi kazanacaksınız. Birkaç gün bu konuda sıkıntı yaşama durumunuz var. Belki Mayıs ayı bu konuda sizi sıkıntıya sokmuş olabilir ama daha sonraki süreçlerde önünüzün aydınlandığı, güneşinizin ortaya çıktığı da gözüküyor. Kalbinizi yaralayan bir olay, bir durumdan dolayı insanlara karşı sırtınızı dönme ya da onlara küslük yaşama gibi bir durumunuz var ama bu geçici olacak. Çünkü sizin insanlarla olan iletişiminiz bu dönem çok yüksek. Yani öyle bir şey ki konuşmadan duramayacaksınız. Sanki herkese bir şeyler anlatma, bir içinizdekileri dökme ihtiyacı hissedeceksiniz. Hani bunu yaparken sırlarınızdan bahsetmiyoruz. Ama iletişim halinde olmak bu dönem ihtiyaç halinde olacak sizde. Aile içerisinde iki kişinin size sıkıntı verdiği durumlar var. Ve düşmanlık mı etmeye çalışıyorsun diye sorgulayacaksınız ama burada düşmanlık değil, sadece karşıdaki kişi kendi sınırlarını geçmeye çalışıyor.
Yani düşmanlıktan değil, kendi menfaatlerinden yapıyor bunu. Geçmişten bir kişiyle ilgili gelen telefona biraz şok olacaksınız. Çünkü burada bilmediğiniz bilgileri edinmiş olacaksınız. Bu sizi hem biraz hüzünlendirecek hem de üzerinizdeki yüklerden kurtulmanıza vesile olacak. O yüzden burada farklı bir duygu içerisine girebilirsiniz. Huzursuz hissediyorsunuz kendinizi ama bu huzursuzluğunuz bitecek. Sanki yeni duruma adapte olamamak, yeni bir olaya karşı iç dünyanızda savaşıyormuşsunuz hissinde kalıyorsunuz. Belki de çocukluk döneminizden olan olaylarla ilgili acaba yine aynı şeyleri yaşar mıyım durumunda gözüküyorsunuz. Büyük bir lale çıkmış. Bu da yeni dönemde yaptığınız şeyler konusunda ferahlığa çıkacağınızı, saltanatınızı ilan edeceğinizi gösteriyor. Gözünüzdeki perde kalkacak, altıncı hisleriniz veya hissiyatlarınız konusunda daha bir üst seviyeye çıkma durumunuz var. Bu yüzden hissiyatlarınıza güvenmenizi tavsiye edeceğim. Korkularınız sizi ele geçirmesin. Aksine yeni dönem içerisinde daha mutlu olacağınıza inanın. Çünkü burası da size bunu işaret ediyor. Bu da sizin hayatınızı kolaylaştırmak için ferahlığa çıkarmanıza vesile olsun. L harfi, M harfi, N harfi, E harfi, bu dört ayrı kişiyle ayrı ayrı yerden gelecek olan haberler size ferahlığa çıkartacak. T ve Y harflerinden gelecek olan kısmetler de sizi mutlu edecek gözüküyor. Kalbinizde büyük bir ferahlığı çıkarken büyük bir balığın kısmetinde sizin hanenize girmesi, sizi maddi anlamda büyük bir sıkıntıdan kurtarılması anlamına gözüküyor. Aynı zamanda yıldızınızın yükselmesi sizi nazar konusundan da biraz olsun ferahlığa çıkartacak. Bu aralar kalbinize giren bir sıkıntının da sizi aslında uyarmak için uğraştığını düşünüyorsunuz ama o size gelecek olan bir aşkın, bir teklifin habercisi olacak. Yani bu Mayıs'ın son günlerinde aşkla tanışma durumunuz olabilir. Yalnız olan koç burçları için, evli olan koç burçları için size, şimdi ben buradaki gördüğüm görüntüyü daha devam ediyorum onu söyleyeyim ama bu arada da tabak aksın, dakikayı çok uzatmayayım diye uğraşıyorum. Şimdi burada evli olanlar içinse aşkınızı tazeleme diyebileceğim bir durum var. Karşınızdaki eşinizin daha farklı yönlerini de keşfedeceksiniz. Mesela onun merhametini göreceksiniz bu dönem. Veya sevgisini gösterme, içindeki olan sevgiyi bir nevi arada sırada dışarı çıkartan hallerini göreceksiniz. O da sizi mutlu edecek. Arkadaşlar burada dört kademe çıktı. Şimdi bu fincanın tabağı biraz farklı yorumlanacak. İşte garip tarafı. Son 4 yıldan beri yaşadığınız sıkıntılarla ilgili artık son günlerinizi yaşıyorsunuz. Sanki bir doğum gerçekleştirip de bu konuda ferahlığa çıkacaksınız. Yatan bir cenaze, geçmişteki olan bir cenaze artık hani unutamama, bu konuda onu hala yaşıyormuş hissine kapıldığınız durumlardan artık kabullenme durumuna geçiyorsunuz. Bu değişiklik var. Aile içerisindeki ilişkiler konusunda biraz daha sevgi bağının olmaya başladığını, hani bu kardeşler arasında da olabilir, eşler arasında da olabilir, sanki birbirinize daha fazla kenetlendiğinizi fark edeceğiniz bir durum var. Yani farkındalık durumunuz değişiyor. Ve etrafınızdaki insanlar da ilk defa sizin kıymetinizi, değerinizi bildiğini fark ettirecek olaylar yaşatıyorlar. Kavuşamadığınız bir kişiyle ilgili bir oturup sohbet etmeniz var. Burada her birinin, ikinizin de arkasından hani hayatlar konusunda neler yaşadığı veya neler olduğunu fark ettiğiniz bir süreç konuşma olacak ama karşıdaki kişi size göre biraz daha vasat kaldığını fark edeceksiniz. Ya iyi ki de hayatımda değişim, yani aramıza mesafe girmiş de ben farklı bir yola geçmişim diyeceğiniz bir durum gözüküyor. Yani sizin hayattan kazanımlarınız daha fazla, karşıdaki kişi sizin taleplerinizi çok da karşılayabilecek bir durumda olmadığını bu karşılaşmada öğrenmiş olacaksınız. Bu da sizin evinizin, hanenizinle birlikte daha mutlu olacağınızı, daha ferahlayacağınızı da gösteriyor. Yurt dışından gelecek olan 2 tane haber size güzel kısmetlerin getireceğini, 3 tane de müjdeli haber var. Bunlardan bir tanesi kağıt imzalama arkadaşlar. Yurt dışı ile gitme konusunda niyeti olan birisi varsa Koç burcu olarak bunu gerçekleştirebilecek anlamında geliyor.
Evet, Koç burçlarının bu dönem iki tane dileği var. Birisi parasal konuda beklediği olayın onaylanması ve ferahlığa çıkması. İkincisi de aşk ve duygular anlamında ilk defa kendinizle barışık hissedebilirsiniz kendinizi. Bu biraz tuhaf olacak. Yani normalde kendimi zaten seviyorum diyebilirsiniz. Ama kendinizi suçladığınız yerler çoktu. Şimdi bu suçlamayı da bırakıp olduğunuz gibi. Ben buyum ve iyi ki de bunları yapmışım. Hayatta zaten bunları da iyi ki yaptım dediğim olayların size buradakiler gibi ifade edileceği durumlar var. Yani geçmişle ilgili pişmanlık, acaba sorularından kurtulup yeni bir dönem başlatıyorsunuz. Bu da sizin için çok iyi olacaktır. Evet, Koç ve yükselen Koçlar için Mayıs ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.